Merhaba, ben Avukat Candan Tekin Çekiç, Ucim İzmir İl Temsilcisiyim. 2019 yılı Haziran ayından itibaren Büşra Yegen arkadaşımla birlikte bu görevi yürütüyorum. Ucim ile nasıl tanıştığım, Ucim'in benim için ne anlam ifade ettiği ve faaliyetlerinizden genel hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Ucim ile tanışmama maalesef 2018 yılında yaşanan iki acı olay vesile oldu. Ağrı'da Leyla, Ankara'da Eylül kaybolmuştu. Tüm Türkiye ile birlikte süreci büyük bir endişe ve acıyla takip ettim. Günlerce uyku girmedi gözüme. Biliyorum ilk değildi belki son da olmayacaktı. Ama onları bir gazete haberinden ibaret görmem de mümkün değildi. Belki arama çalışmalarının uzun sürmesi, bu süreçte yapılan televizyon programları, sosyal medya paylaşımları, acılı aileleri dinlememiz, uzmanları dinlememiz, psikolojimizi etkilediği gibi toplumsal olarak da durup düşünmemize neden oldu. Bu iki olaydan da hem psikolojik hem sosyolojik yaralar aldığımız çok açıktı. Dediler ki Leyla geç konuşmaya başladı. Sadece anne ve süt diyebiliyor. Yani Leyla o küçücük bedeniyle yuvasından kopartılırken bunu yapan canilere hiçbir şey söyleyememişti. Belki sadece anne diye feryat etti. Belki sadece anne diye ağladı. Açlıktan ölürken belki sadece süt diyebildi. Leyna Leyla'nın hiçbir zaman duyamadığım sesi kulaklarımdan. Eylül'ün hiçbir zaman dönemediği o bisiklet gezisi gözümün önünden hiç gitmedi. İki küçük kızımızdan da maalesef peş peşe acı haberler geldi. Artık onların hayatta kalması için yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ama ruhları için ve zulme uğrayan tüm çocuklar için ayağa kalkma vaktiydi. Ben de öyle yaptım. Artık taşın altına elini koyma vakti gelmişti. İlk araştırmamda karşıma Ucim çıktı. Ucim başkanı tanıdık bir simaydı. Saadet öğretmen. Saadet öğretmeni Menderes'e verdiği hukuk mücadelesi nedeniyle tanıyordum. İzmir adliyesi önünde yaptığı, duruşma sonrası yaptığı basın açıklaması sırasında ben de oradaydım. İşte yeniden kesişmişti yollarımız. Gözüm kapalı ucuma üye oldum. Sonra ne yaparım, nasıl faydam dokunur diye düşünürken İzmir'de gerçekleşecek olan bir duruşmanın afişiyle karşılaştım. Alperen sakin duruşması. Alperen maalesef henüz anaokuluna giderken serviste unutularak can vermişti. İşte tüm bu acılarla mücadelem şimdi başlıyordu. Saadet öğretmenle ve diğer mücadele arkadaşlarımla o duruşma sırasında tanıştım. Daha ilk günden çok sıcak bir karşılama oldu. Hemen kendimi e, yuvamda gibi hissettim. Sonraki toplantılar, eğitimler ve duruşmaları da takip ettim. Ucim'in içine girdikçe, başta Saadet Öğretmen ve Yücel Başkanımız olmak üzere o kararlılık, azim, çalışkanlık, o duruşu gördükten sonra bizlerin de daha çok çalışması gerektiğine kanaat getirdim daha çok şey yapmalıydım. Zaten sonra Ucim İzmir yoğun bir eğitim sürecine başladı. Valilikli bir protokol imzalanmıştı. 100 okula gidilecek ve velilere yönelik eğitim verilecekti. Bu projede ben de eğitim olarak yer aldım. Velilere çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik eğitim çalışması yaptık. Artık sahadaydım. Gördüm ki ee, i̇nsanların bilgiye ve desteğe çok ihtiyaçları var. Onlar karşılarında bir muhatap buldukları için mutlulardı. Ben de onlara faydam dokunduğu için çok mutluydum. Ucim'in her zaman e, ulaşılabilir olmasını çok seviyorum. İhbarlara geri dönüş yaptığımızda kimi aileler birçok kapı çaldık. Ama sadece siz geri döndünüz diyorlar. Bu çok önemli. Ucim'in insanları hiçbir zaman yüzüstü bırakmamasını çok seviyorum. Biliyorlar ki e, biz her süreçte onların yanındayız. Akıllarına takılan her soruda bize dönüş yapabilirler. Ucim'in siyaset üstü olmasını çok seviyorum. Çocuklar söz konusu olduğu zaman her görüşten insan... ...bizimle ortak paydada buluşabiliyor, bizimle ortak işbirliği yapmak istiyorlar. Ucim Gönüllüsü tüm arkadaşlarımın kalbindeki çocuk sevgisini çok seviyorum. Bu ortak sevgi, bu ortak anlayış bizi birbirimize bağlıyor. Faaliyetlerimizden söz edecek olursam... ...bilindiği üzere Ucim hukuk, eğitim ve rehabilitasyon konusunda gönüllü destek oluyor. Eğitim konusunda gerek valilik ve belediyelerle yaptığımız işbirlikleri neticesinde, gerek okullardan aldığımız özel davetler, gerekse kendi yaptığımız farkındalık eğitimleriyle birçok kişiye ulaştık. Her meslek grubundan, her kesimden insana ulaşmak istiyoruz. Bunun için resmi ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor ve işbirliği görüşmeleri yapıyoruz. Buca Müftülüğü ile yaptığımız işbirliği neticesinde müftülük çalışanlarına ve imamlara yönelik eğitimlerimiz oldu. Öğretmenlere yönelik eğitimlerimiz oluyor. Bunun yanında çocuk ihmal ve istismarını önlemeye dikkat çekmek için, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmak için, kimi özel günlerde kitap okuma gibi, uçurtma şenliği gibi, mavi kurdele etkinliği gibi farkındalık etkinliklerimiz oluyor stand çalışmalarımız oluyor hukuk ayağında ise İzmir'de gerçekleşen ve müdahil olma yönünde karar verilen vakalarda Kahraman çocuklarımızın ve ailelerinin yanında oluyoruz tüm süreç boyunca onlara hukuki destek veriyoruz rehabilitasyon kısmında ise çocuklarımızı doğru rehabilitasyon kaynaklarına yönlendirdiğimiz gibi İzmir Önleme Merkezi Rehberlik Birimi vasıtasıyla da eğitici videolar hazırlıyoruz. Ee, bizler çocuklar siyaset üstüdür anlayışıyla çocuklar konuşacak, ucim yanlarında olacak diyerek Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk olan İzmir Önleme Merkezi'nde özetlemeye çalıştığım bu faaliyetleri e, hızlandırarak, arttırarak sürdüreceğiz. Ucim benim umudum. Ucim insan olabilmeme açılan bir kapı. Çocukların tek bir kılına bile zarar gelmeyecek o güne kadar mücadeleye devam.